Sayın seyirciler, dünya nüfusu baş döndürücü bir hızla artıyor. Çok tabii bu artış pek çok problemi de beraberinde getiriyor. Bu problemlerin dışında tehdit eder boyutlara ulaşan açlık ve dengesiz beslenme. Açlığı en yoğun şekilde geri kalmış ülkeler, dengesiz beslenmeyi de en çok az gelişmiş ülkeler yaşıyor. Nüfus artışının getirdiği problemlerin ötesinde, daha doğrusu artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak adına yapılanlardan doğan bir dizi olayı da göz ardı edemeyiz. Öncelikle şehirleşme ve sanayileşme. Verimli tarım alanlarını her geçen gün biraz daha daraltıyor. Bu yetmiyormuş gibi sanayinin gaz, sıvı ve katı atıkları da tarım ürünleri üretimini olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca kara hayvancılığı da meralardan ahırlara, kümeslerden kafeslere taşınarak üretim açısından yeterli olmaktan uzaklaşıyor. Üretimin yetersizliği, beslenmenin temeli sayılan hayvansal protein açığını hissedilir derecede arttırıyor. Bütün bunların sonucunda bünyesinde büyük oranda ve yüksek miktarda protein bulunan su ürünleri giderek önem kazanıyor. Bu önem diğer hayvansal gıdalara göre ucuz olması yönünden daha da artıyor. Su ürünlerinin önemini kavrayan pek çok devlet, dünyanın 1/3'ünü dolduran sulara yönelip araştırma ve yatırımlarını su ürünleri konusuna çevirmişler. Türkiye'mize gelince, sorunlarla ilgili ikinci programımızda da anlatacağımız gibi durum hiç de iç açıcı değil. Su ürünleri avcılığı yöntemlerini genel olarak yaralayan aletlerle, bayıltma yoluyla, oltayla, kafanlarla, torba ağlarla, sürükleme ve çekme aletleriyle, uzatma ve çevirme ağlarıyla yapılan avcılık olarak sıralayabiliriz. Şimdi çok yaygın olan ve çevirme ağlarıyla yapılan bir balık avına konuk olalım. Hem balık avcılığının nasıl yapıldığını görelim, hem de genel olarak su ürünleri konusunda yurdumuzun durumunu gözden geçirelim. Yurdumuz her çeşit su ürününün yetişmesine çok uygun olan su kaynaklarına sahip. Bu kaynaklar su ürünleri üretimi yönünden büyük bir potansiyel taşıyor. Öncelikle yurdumuzun üç yanı denizlerle çevrili ve su ürünleri yetişmesine çok elverişli bir iklim kuşağında yer alıyor. Ayrıca zengin plankton varlığı olan ve oldukça tatlı sulu Karadeniz, boğazlar
ve Marmara Denizi ile Ege'ye, oradan da Akdeniz ve okyanuslara bağlanıyor. Büyük miktarlarda av veren göçmen balıklar, büyük sürüler halinde bu göç yolunu kullanıyor. Denizlerimize ilave olarak 175 bin kilometre civarında akarsuyumuz, 1 milyon hektara varan doğal gölümüz ve 200 bin hektara aşan baraj gölümüz var. Bütün bunlara 1000 kadar göletimiz de eklendiğinde sahip bulunduğumuz potansiyelin ve kaynakların muhteşemliği ortaya çıkar. Bu kaynaklarımızın sahip çıkılarak korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Oysa bilerek ve bilmeyerek, ama çoğu bilerek yapılan affedilmez büyük hatalar yüzünden sularımızın gittikçe fakirleştiği, su ürünleri üretiminin giderek artacağı yerde azaldığı rahatlıkla söylenebilir. Daha dün denizlerimizdeki balık çeşitlerini saymaya kalksak, çok uzun bir liste çıkarabilecekken, bugün tutulan balıkları adeta tek tek sayabilecek hale geldik. Bunun sebeplerini gelecek programa bırakarak, balıkçılığımızın bugünü, takım sahipleri, toptancılar, perakendeciler ve alıcılar zincirinde bulunan halkaları oluşturanların görüşleriyle bir göz atalım. İşte sorularımız ve işte aldığımız cevaplar. Efendim, denizlerimizde hangi balıklar mevcut ve sizler hangi balıkları avlıyorsunuz? Şahlasın, bu cevabı ben vereyim. Buyurun. Denizlerimizde iki tür balık var. Bir dip balıkları dediğimiz, yani yatak yapan balıkları devamlı. Bir de akım balıkları, göçebe balıkları. Örneğin yaz mevsimi geldiği Nisan'dan sonra Çanakkale'den yukarıya doğru, Karadeniz'e doğru akım başlar. Ve Kasım aylarında da dönüş başlar. Gerisi geriye. Çinakop, lifer, kolyoz,
palamut, torik ve orkinos bunlar. Denizlerimizde her balık mevcut. İstavrit, torik, palamut, lüfer, çinakop. Şimdi de bir orkinos çıktı 2-3 senedir. O hepsinden güzel. Değerli bir balık. Japonya'ya ihraç oluyor. Çok iyi, fiyatı da iyi. Hangi balıklar genelde avlanıyor? Genelde fazla av olarak hamsi, istavrit ve şimdi bu bir iki senede bir orkinos, çinakop, lifer balıkları. Bunlar da genelde fazla avlanan, yani çok miktarda avlanan balıklar. Ben şu anda işte palamut, istavrit, çinakop, lifer, ne kısmetimize çıkarsa onu tutuyoruz. En ufak balıktan orkinoza kadar voltacı hepsini avlar. Mercanını, sinarit, levrek, lüfer, barbunya, yani bütün ne tür denizde balık varsa oltacı bunların hepsini avlar. En çok alıp sattığınız balıklar hangileri? İstavrit ile hamsi, istavrit, mezgit. En çok alıp sattığımız balıklar tabii fiyatı düşük olan balıklardır. Başta hamsi, istavrit, mezgit, daha uskumru, mesela zamanına göre, mevsimine göre palamut, o şekilde sıralayabiliriz. Hamsi. Başta hamsi gelir. Mevsimi işte Kasım'da başlar. Mayıs ayına kadar, Nisan'ın 10'una kadar falan her sene satıyorduk. Ama bu sene hamsi çok az çıktığı için ve daha doğrusu yani tutulmadı, yakalan bittiği için yani denize daha erken paydos etti takımlarımız. Şimdi istavritle yetiniyoruz. İstavrit satıyoruz. Efendim iyi günler, iyi çalışmalar, iyi müşteriler. Çok sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Lütfi Erenköy. Lütfi Reis diyorlar galiba, evet, bildiğim kadarıyla. Lütfi Reis, en çok hangi balıkları satıyorsunuz? Bu şeyde en çok sardalya, kolyos yani uskumru, istavrit, mezgit, efendim hamsi, bu şeylerde en çok sürümlü balık bunlardır. Bugünlerde istavrit ucuz. En çok satılan da istavrit. En çok istavrit satıyoruz. En çok istavrit satıyoruz. Başka istavritten başka sattığınız balıklar, yani halkın çok istediği. En çok istediği istavrit. İstavrit. Evet, diğer balıklar uskumru, kefal genellikle az gidiyor. Peki böyle müşterilerin gelip isteyip de bulamadığı balık var mı? Var efendim. Hangileri onlar? Kalkan, barbunya, ondan sonra palamut, lüfer. Hiç yok. Bu sene hiç lüfer, palamut, hiçbir şey. Barbunya hiçbir şey çıkmadı. 10 kilo, 15 kilo balık çeşidi olarak günde balık satıyoruz. Çeşidimiz de bir hayli zengin. Aşağı yukarı 25-30 çeşit balık bulunduruyoruz. Çeşit dediniz, sözünüzü kestim. Şunu soracağım. Müşterinin gelip de sizde arayıp bulamadığı balık türü var mı? Şimdi efendim zaman zaman oluyor. Tabii bu mevsimlere göre değişiyor biliyorsunuz balık çeşitleri. Bazı balıkların mevsimleri geçmiş oluyor. Tabii her halükarda müşterimiz bunları bilemiyor. En çok çeşit olduğu zaman belli olmuyor. Çeşit olmadığı zaman her çeşit balık satılabiliyor. Müşteri genellikle hangi balıkları istiyor? Müşteri genellikle daha ziyade beyaz etli balıklar isterler. Müşterinin talebinde fiyatın etkisi de oluyor mu? Bazen oluyor. Bazen olmuyor. Yani hangi cins balıklarda? Bazen derken balık cinsini mi kastediyorsunuz? Tabii balık cinsini kastediyorum. Yani beyaz etli balıklar biraz daha pahalı oluyor. Diğer balıklar biraz daha ucuz oluyor. En çok sattığımız balık türleri istavrit şimdi. Hamsi olsa hamsi satılır. Hamsi geçti mevsimi, o satılır. Müşteriler en çok hangi balıktan istiyorlar? Hangi tür balık istiyorlar? Müşteri en çok balık lüfer balığı istiyor, kalkan balığı istiyor. En çok hangi balıkları satıyorsunuz? En çok sattığımız balıklar hamsi, istavrit, mezgit. Çinakop eğer ucuz olursa, çinakop, lüfer ucuz olursa hepsinden de fazla satılabilir. Müşterilerin isteyip de sizde bulamadığı balıklar var mı? Var. Mesela iri büyük kafalı balıklar vardır. Müşteriler büyük kafalı balıkları her müşteri alamayacağı için fiyatları yüksek olduğundan ancak sipariş üzerine alıp kendilerine getirebiliyoruz.
Merhaba, iyi balık günler. Balık alıyorsunuz evet, herhalde. Evet, evet. Hangi balıktan alıyorsunuz? Uskumru. Uskumru? Evet. Bu balık uskumru mu? Evet, uskumru. Bilerek, tanıyarak alıyorsunuz. Evet, tabii. Ben bunu pek uskumru gibi görmedim. Valla uskumru artık yok. Bu uskumru diye bunu alıyoruz. Uskumru zaten. Bu Marmara balığı uskumru herhalde. Uskumru herhalde evet, diyorsun. Evet. Emin değilsin. Bilemiyorum. Soralım. Bilmiyorum. Kolyoz efendim. Kolyoz diyor bak. Kolyoz. Biz tüketici olarak yani uskumru diye alıyoruz. Bilemiyorum. Tanıdığım balıkları almayı tercih ediyorum. Barbunya var. Uskumru var. Sonra lüfer var. İşte buna muhasil bir sürü balıklarımız var lezzetli. Kırlangıç var mesela. Bunun tavası iyi olur, fırını iyi olur. Domates, biber zamanı fevkalade bir şey. Evet, değil mi? Çok lezzetli olur. Evet, gerçekten evet, ağzınızın evet, tadını evet, biliyorsunuz. Evet. Ben bu sardalya aldım. Üskumru aldım. Neden uskumruyu tercih ettiniz? Lezzetli oluyor. Genellikle alıyorum yani ben. Üskumruyu seviyorum lezzet olarak. Genelde uskumruyu tercih genelde ediyorsunuz. Genelde kefal, üskumru. Balık yağlı ızgarası oluyor. O bakımla. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hangi balığı tercih ettiniz? Lüferli sarı kanat almayı tercih ettim. Günde kaç ton balık tutuyorsunuz? Kaç kasa? Belli olmaz çünkü balığına göre havanın müsait olduğu zamanlarda. İyi git, havalar iyi olduğu zaman balık da denize av verdiği zaman olur ki 5000 kasa, 10.000 kasa diye bütün balıkçılar bunu tutabilirler. Hava bozduğu zaman da olmayabiliyor. Ve böyle kar fırtına olduğu zaman, kar suyu balığın kullanana gittiği zaman da balık derine gider, bu şekilde avcılığını vermez. Yani o zaman 50 kasa, 60 kasa vaziyetine göre az olarak yani avlanır. Gün geliyor, tonla tutarız. İyi hava güzel olur, akım zamanı olur. 20 ton, 30 ton, 1000 kasa, 300 kasa, 500 kasa, 200 kasa hiç tutamayız. Gün gelir, hava bozuk olur. 10 gün hiç balık tutamayız. Mesela ortalama bir takım aşağı yukarı 10-15 ton civarında balık tutuyor. Günde ortalama kaç ton balık satabiliyorsunuz? Bu balık fiyatına göre değişiyor. Bazen ucuz oluyor balıklarımız. Daha çok sürüm yapıyoruz. Pahalı olduğu zaman daha az satılıyor. Arz ve talebe göre değişiyor. Ortalama bir rakam gerekirse 3 ila 5 ton arası diyebilirim. 15 ila 20 ton arası. Haydi nispeten hemen 15-20. 15-20 ton civarında. Günde ortalama kaç kilo balık satıyorsunuz? 150-200 kilo balık satıyoruz. 150-200 kilo en çok istavrit satıyoruz. Çeşit başına 20 kilo, 25 kilo balık tüketiyoruz efendim. Çeşit başına. Çeşit başına evet. Bu arada mesela çeşitler arasında daha çok rağbet gören efendim genelde tabii genelde rağbet gören balıklarımız küçük balıklar oluyor. Sardalya türü, istavrit türü, hamsi türü balıklarımız daha rağbetli. Tabii bunda fiyatın da önemli fonksiyonu oluyor. Ucuz balık vatandaşımız tarafından daha tutuluyor. Vallahi bu arz talebe bağlı. Gelen balığa bağlı. Belli olmuyor. Yani bu konuda fiyatın da herhalde etkisi oluyor, değil mi? Muhakkak ucuz gelirse daha çok satılıyor balık. Şu anda en ucuz gelen balık veya en çok satılan balık hangisi? Bugünlerde istavrit ucuz. En çok satılan da istavrit. Günde ortalama kaç kilo balık satıyorsunuz? Bunu kesinlikle söyleyemem. Çünkü birbirini tutmayabilir. Hiçbir yani, gün birbirini tutmaz. Ortalama bir rakam veremez misiniz? Maalesef bir ortalama rakam veremeyeceğim. Tamam, sağ ol.
Röportajlardan da anlaşılacağı gibi balıkçılığımız hem çeşit olarak hem de üretim miktarı olarak daha önceki yıllara göre azalmış durumda. Bu azalmanın sebeplerini daha önce de belirttiğimiz gibi gelecek programımızda anlatmaya çalışacağız. Biz şimdi balığın tutucudan tüketiciye nasıl ulaştığını anlatalım. Balık tutuluşundan tüketime giden yolda en az 4 el değiştiriyor. Tutulan balık anında kasalanarak kıyıya ulaştırılıyor. Bunları teslim alan ilk toptancı bekletmeden tüketim merkezlerindeki toptancılara gönderiyor. Sonra da perakendeciler vasıtasıyla tüketiciye ulaşıyor. İşte bu zincirde yer alan halkalar ve sorularımıza verdikleri cevaplar. Bu avladığınız balıkları kimlere satıyorsunuz? Biz balıkhaneye gönderiyoruz balıkları. Komisyoncumuz var, o satar, biz onu biliriz, ondan alırız parayı. Siz sadece balık toptancılarıyla irtibat halindesiniz. Tabii, komisyoncumuz var, onlar satar balığımızı, değerlendirir. Biz onları tanırız, onlardan alırız paramızı. Tuttuğumuz balıklar balıkhanede geliyor, toptan olarak. Bizim komisyoncularımız var. Kendilerine kaldırmaz duruyor tabii. Bunlar mezat yapıyor. Açık arttırmayla. Açık arttırmaya çıkıyor balıklar ve esnaf olarak alınıyor. Anadolu'ya gidiyor kamyonlarla beraber. Karakan dediğimiz olaylar. Öyle satılıyor balıklarımız. Avlanan balıklar önce kıyıya, kıyıdan da kamyonlarla toptancılara ulaştırılıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nereden geliyorsunuz? Fatsa'dan geliyoruz efendim. Fatsa'dan. Kaç saatte geldiniz Fatsa'dan buraya? Fatsa'dan yaklaşık 11-12 saatte geldik. Fatsa'dan Ankara'ya ne getirdiniz? Fatsa'dan Ankara'ya istavrit balığı getirdik efendim. İstavrit. Evet, getirdiniz. İstavrit balığı getirdik. Kaç ton getirdiniz? 300 kasa, yaklaşık 5 ton falan. Evet, böyle bir taraftakiler çekilsin şu an arkadakiler. Merhaba efendim. Merhaba. Sizi tanıyalım. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğü olarak sağlık kontrolü yapıyoruz. Ankara'ya giren tüm balıkların sağlıklı, insan sağlığı açısından zararlı olup olmadığını taze veyahut da bayat. Buna rapor veriyoruz. Şu anda Ankara'ya gelen balık stavrit olarak çok taze, yenebilir durumda, satışa arz edilebilir. Balığın bayat mı taze mi olduğunu ilk bakışta öyle elinizle falan nasıl anlıyorsunuz? Efendim ilk bakışta balığın göz rengine bakıyoruz. Kubbemsi şekilde olan taze ve içini açıyoruz. İçini açıyoruz. Bu etten ayrılmıyorsa demek ki bu balık tazedir. Etten ayrılıyor. Evet. Bu ayrılıyor mu? Yok, kesinlikle öyle bir şey yok. Şu anda çok taze balık. Satılabilir. Biz şu anda bir rapor düzenleyip kendilerine veriyoruz. Şu anda
Balıklar sağlık kontrolünden geçtikten sonra kamyon boşaltılır ve orada hazır bulunan perakendeciler istedikleri balıklardan istedikleri miktarlarda satın alırlar. Efendim biz balıkları Türkiye'nin her yerinden getiririz. Balık nerede çıkarsa oradan konuşuruz, telefonlaşırız ve balığımızı yaptırırız. Ama İstavrit, ama Hamsi, yani balık Türkiye'nin neresinde çıkarsa oradan balık getiririz. Size ulaşıyor. Evet ve biz de burada halka, esnafa, pazarcılara satıyoruz. Mesela Ankara'ya gel, sadece Ankara civarına mı satıyorsunuz? Ankara civarlara umumiyetten, Kayseri, Kırıkkale, Polatlı, bu yakın yerler ekseriye bunlar. Buralara da günlük olarak buradan balık alıp götürüyorlar. Yani oradaki dükkan sahipleri. İzmir'in yakın kazaları, yakın vilayetleri İzmir'den alır. Ankara'ya yakın kazalar, vilayetler Ankara'dan alır. Siz Ankara civarında. Ankara civarında. Evet. Yani genelde düşünsek, imkanlarımız Türkiye'nin her bir yöresine balık ulaştırabilecek şekilde mi? Balık çıktığı anda bütün yani her tarafa yetiştirmek şöyle olur. Yani mesela diyelim ki doğuda Diyarbakır. Burası bizim Ankara'ya çok uzak olduğu için bunlar ihtiyaçlarını Giresun'dan, Trabzon'dan orası yakın olduğu için orada giderirler. Yani bu şekilde ben size cevap veririm buna. Balıkları Hopa sahil şeridinden İskenderun'a kadar bağlı bulunduğumuz üretici müstahsillerden alıyoruz. Gene talebe göre iç ve dış piyasaya satıyoruz. Yani iç dış piyasa dediğim Anadolu ve Ankara içi pazarları. Sayın Atılgan, satacağınız balıkları tüketim merkezlerinin hepsine ulaştırabiliyor musunuz? Hepsine tamamen, yani Anadolu'ya, Doğu'ya biraz zor oluyor tabii. Yol durumları, hava şartları. El verdiği müddetçe ulaştırıyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük tüketim merkezleri dışında nerelere balık gönderiyorsunuz? İç Anadolu, gerekirse Doğu'ya kadar balık gönderiyoruz. Yani yeterli balık olsa Türkiye'nin her tarafına tabii göndeririz. Avrupa'ya dahi göndeririz. Ankara'ya balık nereden geliyor? Takım sahiplerine. Amasra, Silop, Karadeniz Ereğli. Karadeniz Ereğli'den geliyor. Tabii balık ilerlerse Samsun, Rize tarafına geçebilir. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük tüketim merkezlerinin dışında nerelere balık gönderiyorsunuz? Van'a kadar gönderiyoruz. Evet. Erzurum, Diyarbakır. Güney ve Doğu Anadolu bölgeleri. Antalya, Isparta. Van'a balığı niye siz gönderiyorsunuz? Trabzon daha yakın değil mi? Trabzon'da avcılık olmadığı için, avcılık şimdi Karadeniz Ereğlisi'nde bize daha yakın olduğundan biz buradan Van'a gönderiyoruz. Trabzon'da avcılık olmuş olsa oradan alırlar. Yani Türkiye'nin her tarafına balık gönderebiliriz diyoruz. Tabii istenilen yere gönderiyoruz. Perakendecilerin satın aldıkları balıklar tezgahlardaki yerlerini almak üzere dükkanlara gönderilir. Görüyorum cins cins, renk renk, fiyat evet. Fiyat balıklar var. Evet. Bu balıkları nerelerden ve kimlerden alıyorsunuz? Efendim bu balıkları bildiğiniz gibi biz perakende balık satıcıları olarak Ankara'da toptancı halimizden sabahın erken saatlerinde alıyoruz. Dükkanımıza getiriyoruz ve burada müşterilerimize sunuyoruz efendim. Biz toptan gönderiyorlar. Karadeniz'den, Samsun'dan, evet. Her taraftan gönderiyorlar. Burada perakende satıyoruz. Biz satıcılar daima
Taze balığı satmak isteriz. Taze balığı değerlendiririz. Ve aynı zamanda tezgahımız boş kalmamak için Türkiye'nin her yerinden muhabirimiz vardır. İhtiyaçlarımızı oradan karşılarız. Sattığınız balıkları nereden alıyorsunuz? Sattığımız balıkları İstanbul Balık Halinden ve Sarıyer Balık Halinden alıyoruz. Biz perakende ticaretini yapıyoruz. Toptan balık işi yapanlardan gidip alıyoruz. Toptancı halden alıyoruz. Balık nihayet alıcılara kadar ulaşmıştı. Fakat yine de alıcıların talebini o günkü balık çeşidi ve fiyatı belirleyecekti. Yapacaksın filmi be. Kim başını daralıyor? Balıkları öldüreceksin. Şunu soracağım, balık alırken belirli yerlerden mi alırsın? Hep buradan alırım. Buradan. Bunun sebebi nedir? Valla arkadaşlar balığın tazesini alırken bana yardımcı oluyorlar. Bir de alışkanlık yani. Zaten devamlı buradan alışveriş ediyorum. Taze ise onlar tavsiye ediyorlar. Bazen böyle tereddüte kapılıyor musunuz aldığınız balık hakkında? Bu belki taze değil dedi. Anlatıldığınızı. Genellikle aynı yerden aldığım için böyle bir tereddütüm olmuyor. Görünüş gayet güzel. Taze ve buraya da itimadım vardır. Hep buradan alırım balıkları. Belirli yerlerden balık almanızın bir sebebi var mı? Özellikle Sarıyer'den balık almamın nedeni buranın balıklarının taze olduğundan ötürüdür. O bakımdan burayı tercih ediyorum. Görüldüğü gibi sonuç olarak ne su ürünleri üretmeniz, ne tüketicilere ulaşılması, ne de balık tüketimi yeterli düzeyde değil. Çok değerli su ürünlerimizi son derece ucuza ve son derece sorumsuzca tüketiyoruz. Böyle sürdüğü takdirde, ki sürücüye benziyor, belki 2 yıl sonra deniz ürünleri üretimini ancak balık çiftlikleri aracılığıyla yapar duruma geleceğiz. Kısacası Türkiye balıkçılığı acil çözümler bekler durumdadır. Balıkçılığımızın bu hale gelmesinin sebeplerini ve yapılmakta olan yanlışları gelecek programımızda konu edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Thank you.